scene de violență fizică sau psihică, minimă ca durată și intensitate și limbaj licențios. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi gizli bir yara. Kimsesiz bir gölgeyim yapayalnız. Belki şimdi geceler hep sabahsız. Mutlaka yine doğar güneş. Boşluktayım paramparça. Kaybolmuşum ben araftayım. İhanetin kavgasındayım. Çıkmazların ortasındayım. Gün ışığı nerede? Unutup da affeder miyim? Yeni bir kader çizer miyim? Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Bu acının nerede merhemi? Söyle yüreğim. Afiyet olsun. Yumurtalar geldi. Sağ ol Meveş, ellerine sağlık. Afiyet olsun. Elinize sağlık. Afiyet olsun. Teşekkürler. Ben de seni iyileştirebilirim. Ama önce hasta olman gerek, değil mi? Güneş, omletinden yesene. Meveş çok güzel omlet yapar. Bence çok güzel görünüyor. Yemek istemiyor musun? Sen nasıl istersen. Hadi o zaman. Organizasyon nasıl gidiyor Fırat'cığım? İyi. Çok iyi. Ya Fulya sağ olsun her şeyle ilgileniyor. Güzel. Benim çıkmam lazım. Bir tanem, seni bugün kreşe ben bırakayım lan. Tamam, hadi bakalım. Gel. Hoppa. Aferin sana. Çabuk öğreniyorsun, bu çok iyi bir şey. Böyle böyle terbiye olacaksın. Kalkabilirsin artık. Bittiyse kahvaltı. Gel bakalım bir tanecim. Gel. Gel. Alper, günaydın. Ne güzel bir gün değil mi? Yüzün gülüyor. Hı hı. Ki eğer senin yüzün gülüyorsa bunun iki açıklaması olabilir. Yani birincisi, Elif ve Fırat için gerçekten mutlusundur ki buna asla ihtimal vermiyorum. İkincisi, kesin bir şeyler çeviriyorsun ki bu akla en yatkın olana. Yani
Bak eğer bir şeyler planlıyorsan bence yapma. Gerçekten bırak artık ya. Alper, ben öyle Ümran Hanım gibi ucuz entrikalar peşinde koşmam biliyorsun. Ayrıca ben artık vazgeçtim, bıraktım. Fırat benim dostum ve onun gerçekten mutlu olmasını istiyorum. Allah Allah. Neden inanmıyorum acaba? Neden? Bilmem, neden? Mesela bak bize. Aşklar biter, dostluklar kalır değil mi? Sende de öyle olmadı mı? Umarım Sude. Yani umarım sen de çok güzel bir mutluluk hikayesi yazarsın kendine. Yazmaya başladım bile. Masalar geldi Elif Hanım. İşine bak sen Serap. İlgilenirim ben. Sen de işin ucundan tutarsın herhalde biraz. Böyle nazlı gelin ayaklarını yemiyorum ben çünkü. Dilacığım nasılsın tatlım? Sude. Ben bir şey yaptım. Ama galiba elimi yüzümü bulaştırdım ya. Yine ne yaptın Dila? Şey. Güneş'in omletine ilaç kattım. Ama onun yerine Elif yedi. Dila sen manyak mısın? Ya niye böyle bir şey yaptın? Ne ilacıydı peki o? Sude tamam sen de üstüme gelme ya. Doktorun bana verdiği küstürmeye yol açan ilaçlardan bir tanesiydi işte. Kutusunda biraz kalmıştı. Sana inanamıyorum ya. Dila o bir çocuk. Çocuk o. Ya alsaydı ya bünyesi kaldırmasaydı. Abartma istersen Sude. Kusturuyor sadece. Zaten ben de bir iki defa bir kesecektim. Niye böyle bir şey yaptın peki? Çünkü Güneş'i ben iyileştirmiş olacaktım. Böylelikle Elif'in anneliği de gözden düşecekti işte. Sana inanamıyorum Dila. Gerçekten inanamıyorum ya. Ya biz seninle ne konuştuk? Sen doktorla ne konuştun Dila? Hani çocuğun kalbini kazanacaktın. Bu işler böyle mi oluyor? Ne yapayım Sude ya? Mantıklı düşünemiyorum ki. Zaten şimdi de evde kutlama yapılacakmış. Sanki evlenmeleri çok matah bir şeymiş gibi. Dur bakalım canım. Gün doğmadan neler doğar. Belki bakarsın her şey tersine döner. Belki bakarsın yarın Elif diye biri hayatımızdan sonsuza kadar çıkar. Hı? Ama sen sakin ol, tamam? Birazcık sakin ol. Ben gelmeden de hiçbir şey yapma, lütfen. Tamam, hadi görüşürüz. Ne anlatıyor bu ya? Hayal aleminde yaşıyor. Yumurta dokundu herhalde. Birazdan toparlarım. Bence biraz dinlen. Uzan biraz, aşağıya ben hallederim. Tamam mı? Teşekkür ederim. Ben de birazdan gelirim. Böyle. Tamam, dikkat. Canım. Elif. İyi misin canım sen? Betim benzin atmış. İyiyim canım, iyiyim. Galiba kahvaltıda yediğim şey dokundu. Nasıl çıkalım?
Buraya bakınca ne hissettim biliyor musun? Ne? İşimizi ne kadar özledim. O zaman hadi bakalım tut şunun ucunu. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Aa! Ne yapıyorsun? Bırak onu, bırak. Sen ağır taşıyamazsın. Neden? Çünkü hastaydın değil mi? Kendini iyi hissetmiyorsun sonuçta. Ağır taşımak yok. Siz şeyle uğraşın. Onlar yapar. Böyle süsleri falan yapın. Tamam mı? Hadi bakalım. Niye böyle yaptı? Hangi dağda kurtuldun? Fulya. Ben kustum diye beni hamile falan sanmasın bu kadın. Hadi canım. Tam bırak öyle sansın böyle davranacaksın. Çok iyi. Fulya Hanım. Ben hemen geliyorum canım. Tamam, geliyorum. Buyurun ben sizi şöyle alayım. Abi buradasın. Ya sabahtan beri hareketlilik daha da arttı. Baksana şuna. Alper bunlar kimmiş? Öğrenebildin mi? Yani işte çoğu yeni kurulmuş küçük küçük şirketler. Bunlar tek bir yere bağlı olabilir mi? Bilemeyiz yani. Hepsinin ortakları farklı. Sen birkaç kişiye daha görev ver. Bunların resmi kayıtlı adresi neresiymiş bir öğren bakalım. Ya bunlar gerçekte var olan şirketler mi yoksa hepsi kağıt üstünde mi? Tamam, tamam. Takipteyim ben. Haber vereceğim sana. Sağ olasın. Verdiğiniz ölçülere göre uyarladık. Eteğini de uzattık istediğiniz gibi. Hı. Yalnız diğer çocuklar için ölçüye ihtiyacımız var ve vaktimiz yok. Hangi çocuklar için? Ha pardon dur. Tamam onu ben halledeceğim belki. Alo, Berin. Yetimhanedesin değil mi? Aynur Hanım'la konuştun mu? Bir sorun yok değil mi? Süper, tamam. Ama benim senden bir isteğim daha var. Efendim Ali. Mahkeme iddet müddetini kaldırdı Fırat. İstediğimizi aldık. Oh be, tamam bak. Sen evlendirme dairesine geç hemen. Ben geliyorum, tamam mı? Sağ olasın. Fırat, bazı şirketlerin ismi umurumda bile değil. Oğlum bu sefer oldu lan. Gerçekten evleniyoruz, gerçekten. Oh, çok mutlu oldum abi. Yani adınızı al. Aldınız değil mi ölçüleri? Tamam, acele edin. Tamamdır Fulya Hanım. Konuştuğum saate yetişecek. Şahane, süper. Fulya, canım seni bekliyorum. Merhaba. Merhaba. Biz şey, yani... Biz de tam sizin giyeceğiniz elbiseyi konuşuyorduk. Bu sizin için uygun mu? Uygun. Teşekkür ederim. Rica ederim. Hadi. Hı hı, geliyorum. Fırat Bey beni uyarmıştı Elif Hanım öğrenmesin diye. Ben de hazırlıklı geldim. Allah'ım ya. Adama bak ya. Çok teşekkür ederim, çok teşekkür ederim. Ne yapıyorsunuz? Ha, Ümran Hanım, Elif Hanım için seçtiğimiz elbise Fırat Bey mutlaka sizin de onaylamanızı istedi önceden. Hmm. Yani evet, fena değil. Yeterince sade güzel. Fırat, her şey yolunda değil mi? Beklediğimiz haber geldi. Evlendirme dairesine gidip başvuruda bulunmamız gerekiyor. Sen anneme çaktırmadan bir şekilde konaktan çık. Ben de 10 dakikaya oradayım. Tamam. Ne oldu, ne oldu? Elif. Ay kötü bir haber yok de ne olur. Hayır. Şey, aksine iyi haber. Yalnız benim Ümran Hanım'ı görünmeden konaktan çıkmam lazım. Fırat'la evlendirme dairesine gideceğiz. Allah'ım yaşasın sonundan yaşasın. Hay Allah ya of. Sen niye böyle oldun son zamanlarda? Durmadan başın dönüyor filan.
Gel seni ben bir dışarı çıkarayım, bir hava aldırayım. Gel canım gel. Tamam bu uygun. Fazla sık olmasın. Nasıl istersen Cemal Hanım. Hayırlı olsun. Sonunda evlenmişsiniz. Ben de yardıma ihtiyacınız vardır diye gelmiştim. Ayarlayabildiniz mi her şeyi? Yok canım. Senin yardımına ihtiyacımız yoktur. Biz hallettik her şeyi. Doğru ya. Organizatör olan sizsiniz değil mi? Her şeyi organize edersiniz. İyi madem ben içeri geçeyim. Siz de çok durmayın. Hava soğuk. Sarıcıya. Neyse. Onun da ağzı kapanacak nasılsa. Kule beni idare edersin değil mi? Tabii ki tabii ki. Sen git hadi bekle. Ali belgelerle evlendirme dairesine geliyor. Başvurumuzu yapalım. Yarın her şey hallolmuş olacak. Artık sona geldik. Hadi gidelim. Elif nerede? Biraz bitkindi. Ben de odasına çıkardım, yatırdım. Yani anlayamıyorum bu aralar... Bir başı dönüyor sürekli, midesi bulanıyor, bir halsiz. Heyecandandır değil mi? Evet. Heyecandan olabilir. Değil mi? Evet yani. Ben arkadaşlara bakayım. Şey çığırından çıktı. Kontrol edemiyorum ben. Kendimi bile kontrol edemiyorum. Ya tamam bir sakin olur musun? Sakin. Ya sen sakinden başka bir şey bilmez misin Sude? Yo. Bildiğim başka bir sürü şey var. Mesela abim ve Elif'le ilgili. Ne? Ne biliyorsun? Üzgünüm. Bunu öğrenmek için yarın akşam beklemen gerekiyor. Ayrıca senin gibi sağı solu belli olmayan birine söyleyemeyeceğim kadar önemli bir bilgi bu. Ama sadece bana güven yeter. Yarın bu iş sonsuza kadar kapanacak. Sen ciddisin. Hiç olmadı bu kadar. Bu arada Güneş nerede? Aşağıda göremedim. Ne oldu? Güneş, kreşte. Elif'e sordun mu istediği bir şey var mıymış? Aa, sordum da yok dedi, benim için fark etmez dedi. Vay be. Artık Elif'in sevdiği yemekleri de mi yapıyoruz? Sen yakında dizine yatırıp masal da okursun ona. Kendi öz kızına yapmadın ama. Yeni gözle ne yaparsın belki? Gel bakalım. Gel güzel. Elif Hanım, çorbanızı koyuyorum. Az olsun lütfen. Aa, olur mu öyle şey canım? Annem senin için hazırlattı bunları. Yiyeceksin tabii. Alper Bey geldi Fırat Bey. Acil olduğunu söyledi. Tamam geliyorum ben. Bir şey mi oldu acaba Şükrü? Bilmem. Göreceğiz. Başlayalım.
Alper. Murat. Ne oldu, yeni bir gelişme mi var? Var abi. Şu anda şirketin %30 hissesi el değiştirmiş görünüyor. Bir sen de bir bak istiyorum. Adreslerini buldun bunların. Evet evet, çoğu boş binalar. Yani hukuki olarak hiçbir önemi yok. Ama bana sorarsan da hepsi tek bir yere bağlı. Alper biri şirketi ele geçirmeye çalışıyor. Yani ne olursa olsun çoğunluk yine sizde. Senin, Dila'nın, Ümran Hanım'ın hisseleri %55'ten daha fazla. Karşımızda böyle güçlü birini istemeyiz Alper. Bunun kim olduğunu bulun. Bana yarın bilgi verin. Tamam, merak etme. Hadi görüşürüz. Murat. Bir şey mi oldu? Yok bir şey. İşle ilgili. Yapma işte böyle. Nasıl? Ya bu evde sırtımı dayayabileceğim, güvenebileceğim tek sen varsın. Hiçbir şey anlatmıyorsun. Bir tanem. Aramızda sır yok, yalan yok. Sadece benim sana olan sevgim var. Hem gerçekten işle ilgili. Hem ben sana söylemedim. Üzmek istemedim. Hallediyorum ben, merak etme. Güzel gelinimin yüzü gülsün. Tamam. Yanındayım, biliyorsun. Biliyorum. Gidelim mi? Hoş geldiniz. İmran. İmrancığım. Ay Ayşe'nin nişanından daha çok heyecanlıyım. İster misin burada da olaylar olsun? Olmasın. Olmasın Lamia Hacım. İntikam peşinde sandığım kadarıyla. Aşk olsun, ben sen miyim? Ama sizin aile pembe dizi gibiyse ben ne yapayım? Hadi iyi eğlenceler. Yürü. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Ne alaka bunlar burada şimdi? Niye şaşırıyorsun ki? O kadının kenar mahalleden eşi, dostu, akrabası filandır. Aa anneciğim, çok ayıp. Sarılsana misafirlerine. Kes sesini. Hı-hı. Gülümser, siz buraya ev mi diyorsunuz? Ay saray ayol, burası saray. Şu ağzını kapat. Sanki hayatında gördüğün ilk ev. Ay hadi sen de Allah aşkına. Ne işi var bunların burada? Ümran Hanım, bunlar dediğiniz benim annem ve Elif'in davetlileri. Bu sadece sizin gösteriniz değil, farkındaysanız. Hı hı. Hoş geldiniz. Sen Melek'sin değil mi? Evet. Güneş nerede? Yukarıda sizi bekliyor. Hadi gelin. Beyrin'cim çok teşekkür ederim. Çek elini. Ne böyle? Ne bu? Ne işi var bunların benim evimde? Bu küçük hanımlar da Güneş'in davetleri. İzin verirseniz şimdi hazırlanacağız biz. Ay ne kadar güzel, ne kadar sempatik oldu değil mi? Vallahi bana sorarsan şu an sempatik olan sensin Sude. Yalper. Bu hallerine gerçekten şaşırıyorum. Ay sen de biraz eğlen, tadını çıkar. Ne de olsa çok yakın arkadaşımızla evleniyor değil mi? Nerede kaldınız? Bu ne? Bir düz beyaz elbise için biraz fazla değil mi? Hulya hadi gel yardım et bana, hazırlanalım. Thank you.
Bu benim hayatımdaki ilk ve son nikah. Gelinliksiz olmazdı. Peki ya anne? Kimse umurumda değil. Sadece sen. Kalbimin de, evimin de tek sahibi sen. En büyük hayalim seni onun içinde görmek. Lütfen. Heyecanlandım, kusura bakmayın. Güzel gelinim. Yüzünü rica edebilir miyim? Aşağıda geri vereceğim. Söz. Seni bekliyorum. Ağlamıyorum. Bunu hemen giymen lazım. Çünkü zordur bunun giymesi. Hadi. Canım, çok mutlu oldum. Ayol, bunlar geçen hafta mahkeme koridorunda birbirini boğazlıyordu. Yani ne oldu da bu hale geldi, ben hiçbir şey anlamadım. Gerçi şu Ümran'ın işlerinden anlaşılmıyor ki hiçbir şey ama. Çok haklısın Lamia. Çocuğun üvey annesiyle asıl annesi aynı çatı altında. Ya şaştım kaldım. Ben de. Deseniz de bu sene çok eğleneceğiz. Çok. Ay çok yakışıklı olmuş bilmiyorum. Teşekkürler bebeğim, sağ ol. Elif Hanım geliyor, Elif Hanım. Geliyor. Güzel gelin olmuşsun. Çok güzelsin. Thank you.
Teşekkür ederiz. Çocuklar, o kadar yakışmışsınız ki birbirinize. Allah sonsuza kadar bir yastıkta kocatsın sizi inşallah. Çok teşekkürler, sağ olun. Güzelim, ne oldu? Tamam, bence sen git. Ben de nikah memurunu karşılarım. Hoş geldiniz Silahım. Murat'cığım harikasın. Teşekkürler, sağ olun. Herkes ne kadar mutlu. Nasıl eğleniyorlar görüyorsun değil mi? Ya görüyorum. Çok tatlılar. Umarım bu tatlı çiftimiz için mutlu konuşmanı hazırlamışsındır Sude'cim. Dila. Az sonra bana ne kadar teşekkür edeceksin farkında bile değilsin. Bütün itirazlarıma rağmen bugünü düğün olarak planladın. İtirazlarıma rağmen bu kadına gelinlik giydirdin. Ve bu evin içinde görmek istemediğim ne kadar insan varsa burada. Anne ne diyorsun Allah aşkına? Neden yaptığını anlıyorum. Ama bana söylemeliydin. Annen olarak bunu hak ediyorum. Sana neyi söylemeliydim anne? Elif'in hamile olduğunu. Sen ciddi misin? Evet. Bak bu kanıya nereden vardım bilmiyorum ama Elif hamile değil. Biz daha birlikte olmadık. Şimdi müsaadenle. Nasıl evlenebiliyor? Kocası öleli daha 300 gün olmadı ki. Ay ne diyorsun Sude ya? Diyorum ki Fırat'la Elif'in nikahı sahte. Evet sahte. Elif'in evlenebilmesi için kocasının ölümünün üzerinden 300 gün geçmesi gerekiyor. Şimdi bu kaçtı ya. Başı belaya girmesin diye böyle bir oyun tezgahladılar. Biz de yedik. Hala bu tiyatroyu sürdürüyorlar. Biz de zavallı seyirciler olarak izliyoruz. Başka bir şey değil. Siz Fırat Ayaz ve siz Elif Kara. Evlenmek amacıyla Sarıyer Memurluğu'na başvurdunuz. Gerekli incelemeler yapıldı
ve evlenmenize mani bir durum olmadığı anlaşıldı. Pardon. Bu nikah kıyılamaz ki. Senin kocan, yani benim sevgilim, öleli daha 300 gün bile olmadı. Şimdi rezil olma sırası sizde. Beni kandırdınız. Evli değildiniz. Hanımefendi, kanun doğru. Bunun bir istisnası var. Çiftlerimiz mahkemeden belge getirdiği için bu söyledikleriniz geçerli değil. Dolayısıyla nikah mümkün. Siz Fırat Ayaz, iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Sami kızı Elif Kara'yı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Evet. Siz Elif Kara, iyi günde ve kötü günde, hastalıkta ve sağlıkta Cemiloğlu Fırat Ayaz'ı eşiniz olarak kabul ediyor musunuz? Güzelim. Ama Fırat abin söyledi. Olurmuş böyle şeyler. Hı? Bak sana söz veriyorum. Şu nikah bitsin. Konuşacağım Fırat abinle, tamam mı? Bak arkadaşların seni bekliyor yukarıda. Çok ayıp oluyor. Söz veriyorum, konuşacağım. Hadi. Koş bakalım arkadaşların yanına. Hadi 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 hadi. Çabuk. Fırat. 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 Bitti. Beni. Fırat. İtti. Fırat. İtti beni. Fırat. İtti. Thank you.
Senin yüzünden aptal Cilek. Hayırlı olsun. Olsun. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Teşekkürler. Elif, Ati. Tamam. Ne derler? Onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine miydi? Hı? Bilmiyorum Alper. Keşke herkes bizim gibi sevinse bu duruma. Baksana Ömür Hanım. Fırat halledecektir. Hem Ömür Hanım'ın da artık bu duruma alışmak zorunda. Hı. Değil mi? Şimdi bunları düşünmesek de çiftimizi yalnız bırakmasak mı acaba? Olur. Buyurunuz efendim. Ay darısı Hülya'mızın başına gülümserciğim. Amin inşallah. Ay canım benim. İyi misiniz? Ümran Hanım. Sen aklın çeldin değil mi Dila'nın? Ümran Hanım lütfen yapmayın. Ne yaptınız sanıyorsunuz siz o küçük beyinlerinizle? Dila'ya gideceğini bana söyleyecektin. Fırsatı benim elimden çekip aldın aptal şovunuzu yapmak için. Ben bunu engelleyebilirdim. Bir daha bu eve girmeyeceksin. O şirkete adımını atmayacaksın. Fırat'ı rüyanda görürsün artık. Kovuyorum seni. Defol git şimdi. Defol. Ulan aptalı. Ne oldu? Niye durdun? Canım ben geliyorum bana. Sude. Sude. Ne oldu, iyi misin? Ya sana ne? Tamam, tamam, tamam. Kendine gel. Thank you.
Alper, Alper. Alper, beni eve götür müsün, ne olur? Lütfen. Sude. Lütfen. Tamam. Tebrik ederim İmran. Yani organizasyon olarak değil ama skandal olarak bizim nişanı geçer. Sus Lamia lütfen. Susarım. Hatta sustun bile. Hadi beni susturdun. Bunlar nasıl susacak bak. Duralım mı artık? Tabii. Elif, iyi misin bir tanem sen? İyiyim. Dilay'a sinirim bozuldu değil mi? Hadi gel geç. Biraz beni dinlemenizi istiyorum lütfen. Tekrar hoş geldiniz. Bu gece bizim mutluluğumuzu paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ben açıkçası biraz daha büyük bir organizasyon yapmak istemiştim. Ama oğlum beni daha basit bir törene ikna etti. Olsun. Mühim olan nedir? Onların mutluluğu. Değil mi? Yeter ki ikisi mutlu olsun. Aslında tabii törenin, düğünün bunların bir önemi yok ama ben güzeller güzeli gelinimi, Elif'i... böyle güzel bir gelinliğin içinde görmek istemiştim. Ve onlar da beni kırmadılar. Bana sürpriz yaptılar. Ve böyle güzel bir şey çıktı ortaya. Çok güzelsin. Bir küçük şeyi daha açığa kavuşturmak istiyorum. Dilacığım, çok zor bir süreçten geçiyor biliyorsunuz ki. Alışacak ama. Alışacak. Çünkü aslında aile olmak aynen de böyle bir şey. Değil mi? Elif'ciğim, oğlum, mutluluklar diliyorum. Tebrik ediyorum. Canım benim. Eğer zafer kazandığını düşünüyorsan çok yanılıyorsun. Ne olacak biliyor musun? Seni hiçbir zaman görmeyeceğim ve duymayacağım. Ama sen beni hep duyacaksın. Hep göreceksin her yerde. Hayatta ölümden daha korkunç şeyler vardır. Anlıyor musun? Bunu sakın unutma. Canım benim. Hoş geldin ailemize. Tebrik ediyorum. Her şeye rağmen başardınız. Ümrancığım, seni de tebrik ediyorum. Kayınvalide olduğunu da gördük. Hı hı. Canım benim. Çok güzelsiniz. Çok mutlu olun. Allah bozmasın. Çok teşekkür ederim, sağ olun. Tebrik ederim Dünür. Kızımın anası babası yok ama ben varım. Bunu bilesin. Sağ olun, ayağınıza sağlık. Fulya. Gel. Ayol göbek atmayacak mıyız? Böyle düğün mü olur? Anne ne diyorsun ya, saçmalama. Aman. Şöyle oynak bir şey yok mu? Teşekkürler. Hadi. Hadi komşular.
Sude. Bunu artık bıraktığını sanıyordum. Alper. Lütfen bu konuyu konuşmayalım, olur mu? Eve bıraktığın için sağ ol. Sude. Kendine gel artık Sude. Bak bunu sana eski bir arkadaşın olarak söylüyorum. Fırat'ı unut. Bırak artık ya. Ne bileyim, kendini işine falan ver. Hem bak şirkette yapacak bir sürü şey var. Ne işi ya Alper? Ne işi? İş mi iş yok? Ya artık beni rahat bırakın. Sude, ne demek yok? Saçmalıyorsun ama. Ümran Hanım beni kovdu. Oldu mu? Nasıl yani? Niye? Ya çünkü iddet müddetini ben söyledim Dila'ya. Rezil olsunlar istedim, evlenemesinler istedim. Bunu mu duymak istiyorsun? Duydun işte Alper. Rahat bırak beni artık ya. Ay Ümran, ömrü hayatımda bu kadar eğlenmedim hayatımda. Güle güle. Bana nereye gidiyorlar? Güle güle Lamia'cığım. İyi akşamlar. Yarın öbür gün artık kahve içeriz değil mi Dünürcüğüm? Anne, neden gaza getiriyorsun ya? O yapınca iyi mi? Aa, Elif'in sahipsiz olmadığını bilsin. Bence de Fulya. Fulya Hanım, çocukları artık bırakmamız lazım. Tamam. Anne hadi. Sizi bırakacaklar. Ben konuştum, tamam mı? Tamam. Biraz işim var benim. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi kusur. Görüşürüz. Hadi. Yürü. Hoşça kal. Görüşürüz. Bizde kalabilir mi? Tabii ki kalabilir. Hepinizle kalabilir. Keşke hep burada kalsak. Keşke sen benim annem olsan. Benim de annem olur musun? Benim de. Çok güzelsin. Sen de çok güzelsin. Hepiniz çok güzelsiniz. Masallardaki periler gibisiniz. Sadece kanatlarınız yok. Korkma, hiçbir şey yapmayacağım sana, merak etme. Abin o kadar haklı ki. Sana öfkelenmek, yıkmak, kırmak hiçbir şey fayda etmiyor. Sen resmen kendi kendine benden daha fazla zarar veriyorsun. Sude ile yaptığınız şey olacak iş mi? Kendi kendinize iş yapıyorsun. Sen bana söylesen zaten ben onu nikahı durdururdum. O aptal hırslarınıza kurban olmuşsunuz ikiniz de. Anne, Sude yüzünden benim haberim yok. Neyse ne? İkiniz de hak ettiğinizi yaşayacaksınız. Ve otur, Elif senin kızına nasıl annelik yapıyor bir seyret. Belki bir şey öğrenirsin. Çocuklar, artık sizi götürmemiz gerekiyor.
Söz veriyorum size. Güneş'le sık sık geleceğiz ziyaretinize. Tamam mı? Sil bakayım gözyaşını. Aferin sana. Bu benim mi? Sağ ol. Burada mı bunlar? Allah Allah. İkinizle de konuşmak istiyorum. Kış bahçesine gelin. Hülya bana yardım eder misin? Üzerine çıkayım. Ama siz... Hülya lütfen. Tamam canım. Da benim alabilir mi? İstediğini alabilirsin sen. Canım, gerildin değil mi? İyiyim, bir şeyim yok. Endişeni anlıyorum, valla. Ümran'la Dila sana rahat vermeyecekler. Ama bak sonunda evlendiniz. Değil mi? Hem ben eminim. Fırat Bey sonrasını da düşünmüştür Elif. Fırat. Fırat itti beni. Hülya. Ben bir şey duydum. Ne duydun? Nikahtan önce. Elif, çocuklar gittiler. Tamam, ben de geliyorum. Elif. Ne oldu? Anlat hadi. Yok bir şey. Elif, nasıl yok bir şey? Az önce bir şey duydum dedin. Ne oldu? Söylesene. Sonra anlatırım. Ya ne demek sonra anlatırım? Fırat Bey bir şey söyledi. Ümran Hanım saçmaladı değil mi? Ümran Hanım saçmaladı. Tamam, sonra anlatacağım. Fulya, sen şu gelinliği üzerimden çıkar. İçinde boğulacakmış gibi oluyorum. Tamam, tamam. Bu son galiba değil mi? Soncuydu Fulya. Çok teşekkürler, sağ ol. Fulya. Diyorum, kusura bakma, yalnız bıraktım seni. Anlatacağım. Bitti mi her şey? Bitti. Tamam, nereye gidiyorsun Fulya? Fulya. Dinler misin? Fulya, açar mısın? Fulya. Fulya, lütfen. Fulya. Ne oldu böyle şimdi? Fulya, yapma ya. Tamam. Tamam Hüseyin Bey, teşekkür ederim.
Evet, ne söyleyeceksin bize? Gerçi dur, tahmin etmesi çok zor değil. Seni kandırdığımızı, sana yalan söylediğimizi söyleyeceksin, değil mi? Devam et. Seni bütün cemiyete rezil ettiğimizi, soyadımızı beş paralık ettiğimizi söyleyeceksin. Hatta durmayıp bunun üzerine bizi tehdit edip burayı bize dar edeceğini, bizi ayırmak için elinden ne geliyorsa yapacağını söyleyeceksin. Ama böyle bir şey asla yapamayacağını sen de çok iyi biliyorsun. Elif artık benim karım. Ve ne yaparsan yap, bizi ayıramayacaksın. Ayrıca sizin yaptıklarınızın yanında bizim bu yaptığımız şey çok masumca. Bizi siz zorladınız, mecbur bıraktınız. Her şeyi bir kenara bırakıp mutlu olmamızı sağlamak için bir şansınız vardı. Ama yapmadın. Yapmadınız. Şimdi bir şansınız daha var. Son şansınız. İnanılmaz bir konuş. Bayıldım. Gerçekten. Şahane. Aynı senin gibi düşünüyorum bu arada. Tekrara da düşmeyeceğim. Ben aslında sizi bir tek bir soru sormak için çağırdım. Siz ne zamandan beri tanışıyorsunuz? Hiçbir önemi yok. Önemi yok çünkü ben aşığım. Değil mi? Ama bütün evliliğinizi koskocaman bir yalanın üstüne inşa ettiniz. Ha? Mesela sen Güneş'in dayısı olduğunu ne zaman söyledin Elif'e? Ne zaman? Çok aylar sonra, değil mi? Bu bir yalan. İkincisi, kocası öldüğü gece peşinden gittiğini söyledin mi ona? Hayır. Çok aşıksın. Aşıksın. Ama belki bunu suçluluk duygusundan yapıyorsun. Belki Güneş'i almak için yapıyorsun. Kafan karışmış gerçekten. Gözün karardı. Belki de hala yalan söylüyorsun. Fırat. 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 Etti. Elif. Ben... Kusura bakmayın. Ne yapmaya çalıştığını çok iyi biliyorum. Ama tekrar söylüyorum, asla başaramayacaksın. Ben hiçbir şey yapmaya çalışmıyorum. Daha 6 ay önce tanışmış iki insanın nasıl birbirini bu kadar iyi tanıdığına dair düşünüyorum. Kafam karışıyor bu konuyla ilgili. Anne yeter. Yıllarca beraber yan yana olan insanlar birbirini iyi tanımıyor. Üstelik Elif seni kandırmadı mı? Çocuğu alıp kaçmadı mı? Yaptığın bütün fedakarlığa rağmen, annene sırtını dönmene rağmen o kız senden uzakta kalmadı mı? Onu sadece 6 aydır tanıyor olabilirim. Anlatmak için uğraşmayacağım. Çünkü anlamanızı falan beklemiyorum.
Siz kimseyi sevemezsiniz. Kendinizden başka. Akıllıca valla. O kadar delinin arasından bir akıllı çıkıyor. Ta ki o delilerden biri çıkıp her şeyi mahvedene kadar. Anne mahvetmeyeceğim. Ne dersen o. Anne seni dinleyeceğim diyorum. Uslu duracağım diyorum. Ya ben de buradayım. Ben de varım. Ben yokmuşum gibi davranma artık. Ben de yaşıyorum. Ben de sevebilirim. Üf. Hiç güzel fotoğraf çekememişim. Şunlara bak. Kızım düzgün bir telefon alsaydı çekerdik ama. Hülya. Neden somurtuyorsun sen bakayım? Bir şey mi oldu? Seninki arıyor. Hadi aç bakalım. Nereden benimki oluyor ya? Benimki falan değil. O ne demek şimdi ya? Al aç şunu. Aa. Açmayacağım. Aa. Ne oldu size böyle durduk yere? Anne. Anne. Hayır. Aa, o ne demek? Anne. Efendim merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Fulya. Ne oluyor? Niye açmıyorsun telefonlarımı? Sana açma dedim değil mi? Git. İstemiyorum. Gelme. Fulya. Dinler misin beni? Ne demek git? Git diyorum ya. Anlamıyor musun? Fulyacığım. Ne olduğunu söyleyene kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Lütfen bak saçmalıyorsun ama. Saçmalıyorum öyle mi? Sen beni tek başına orada bıraktın. O Sarıçıyan'la gittin ama sen saçmalamadın. Ben saçmalıyorum değil mi? Sarıçıyan? Kim, Sude mi? Bak nasıl hemen anladın? Oydu değil mi? Vazgeçemediğin, aşık olduğun kadın oydu. Çok güzel. Fulya. Canım yapma bak lütfen. Beni bir dinler misin? Git o kadının kapısında bekle. Beni bir daha sakın rahatsız etme tamam mı? Fulya saçmalıyorsun lütfen. Fulya. Elif iyi misin? İyiyim, bir sorun yok. Bak annemin aklına girmesine izin verme oldu mu? Bunu daha önce de yaptı. Bugün de yaptı. Yine yapacak. Ama ben seni çok seviyorum. Sana inanıyorum, güveniyorum. Ben güneşe bakayım, uyutayım onu. Malum uyumak da zorlanıyor. Tabii. Bakalım yatağa. Gel bakalım. Her şey senin için. Bir daha bu eve girmeyeceksin. O şirkete adımını atmayacaksın. Fırat'ı rüyanda görürsün artık. Kovuyorum seni. Defol git şimdi. Ne var? Thank you.
Sen de kimsin? Şimdilik kim olduğumun hiçbir önemi yok. Size bir iş teklifi için gelmiştim. Gecenin bu saatinde ne işiymiş bu? Bugün kovulduğunuz işle alakalı. Veya diğer kaybettiklerimiz. Mesela Fırat Ayaz'la. Şimdi geçebilir miyim? Kahvaltı saati geldi. Hazırlanıp inseniz iyi olur. Günaydın. Bir de uyan uykucu. Kahvaltı hazırmış. Günaydın Dilacığım.
şunları. Ay Ümran Hanım, onlar daha yeni evli. Git kaldır. Gerek yok Mehveş. Ben gelin hanımı uyandırdım. Zaten yine kızımla beraber uyumuş. Demek dün gece de ayrı ayrı yatmışlar ha. Eğer kızınızın yerinde siz olsaydınız, nasıl olsun isterdiniz? Bana kızmasın. Anlayışlı olsun. Sabırlı olsun. Anlayışlı olmak, sabırlı olmak, bir de kızmamak. Kızmak kötü. Sabırlı olacağım. Kızmayacağım. Anlayışlı olacağım. Sabırlı olacağım. Kızmayacağım. Anlayışlı olacağım. Ne oldu? Ne mırıldanıyorsun? Hiç. Anneciğim, günaydın diyecektim. Nasıl, rahat uyudun mu dün gece? Uyumadım. Aa. Mehveş, yumurta yapmadın mı ya? Günaydın. Günaydın. Ben Güneş uyuturken uyuyakalmışım. Gördüm. Yanına geldim uyandırmak için ama kıyamadım. Çok güzel uyuyordunuz. Güneş'i hazırladım, ben de hemen hazırlanayım. Yoksa acaba uyandırmalı mıydım? Bütün gece gözümü kırpmadım. Her yerde sen vardın. Kokun, nefesin. Kahvaltıya geç kalmayalım. Elif, neden bu kadar soğuk davranıyorsun? Bir şey mi oldu? Hayır. Biliyorsun anneni. Biliyorum. Ama Güneş yanında. Ben yanındayım. Birlikteyiz. Biz bunun için uğraşmadık mı? Hı? Evet. Her şey çok hızlı oldu. Benim için de öyle. Ama sonunda evlendik. Değil mi? Güneş için. Evet. Güneş için olmasaydı Elif. Acıktın mı bir tanem? Güneş'i sen aşağı indirir misin? Ben de hemen hazırlanıp geliyorum. Tabii. Gel bakalım fıstık. Aşağı in. Herkesin karanlığı kalbinde, herkesin hikayesi.